Evet, haftalık Koç burcu. Anam, bu dönem iş kazaları, küçük kırılmalar. Bu hafta böyle abuk subuk küçücük dikkat edeceğiniz kazalara dikkat diyorum. Çünkü koçların bu ara bir dikkat problemi var. Bu özellikle cuma cumartesi arasında ufak iş kazaları diyoruz. Evet, geçmişe ait dostlarla görüşme dönemi koçlar için ve hızlı ve keyifli döneme başlangıç, ama para hayatları özellikle 26 Aralık itibariyle biraz daha toparlama, çünkü son geçtiğimiz haftalardan gereksiz harcamalar yaptı. Koçlarda birikim dediğimiz bir sürece, özellikle bu dönem ayak bilek kırıklıklarına dikkat edeceğiz. Boğaz burun hassasiyetimiz var. İlişkiler konusunda geçmişe yönelik, geçmişteki ilişkilerinizi kafaya takacaksınız. Bırakın şu anki ilişkiniz doğru, onun üzerine konsantre olun diyorum. Boğalar, yeni iş ortamı, yeni değişiklikler, yeni atamalar. Yani özellikle boğa burçları bu haftayı geçirdikten sonra yeni işlerine konum olarak, mevki olarak güzel bir değişim haftası başlayacak. Yeni iş kurma, yeni ortaklık, yeni süreç diyoruz. Bir hafta bunlar mutluluğuyla uçacaklar, ama bir aşk takıntıları var boğada. Özellikle elde edemediği birine kafayı taktı boğalar. Evet, bir hafta zaman var. O istediğiniz insan ayağınıza gelecek. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Spora ve yemeğe dikkat ettiğimiz bir dönem. Özellikle spor, pilates, koşma, yüzme, ıvır zıvıra daha çok vücudumuzu fit geçirmeye dönmeye başladı boğalar için. O yüzden fit bir vücut, para birikimi ve kafanıza taktığınız aşka merhaba diyeceğiniz bir nokta olacak boğalar için. Sağlık olarak da rejim dedik ya, spor rejim. Onlar için de kulaklarda çınlama, uyku problemi dediğimiz süreçler yaşanabilir boğalar. O yüzden biraz uyku ile ilgili dikkat etmeniz gerekir bizlerde. Aileyle geçimsiz olduğunuz, düzen bozukluğu ile ilgili yaşadığınız bu hafta ailede düzen, çocuk, aile, anne, baba, birleşme haftası. O yüzden küskünlükler bitiyor, daha sakin bir hayata geçiş. Ama onlar için yeni atama, yeni bekledikleri işin keyfini çıkartacaklar. Ev, araç, yenilik dönemi var ve onlar için en büyük şey huzura erdikleri bir haftaya giriş var ikizleri. Çünkü iş kafasındaki takıntılar, problemler geride kaldı. Aşk evini düzelttik. Dışarı heyecan evresini düzelttik. Hatta ufak ufak kısa kısa seyahatler planlarımız var ailece. Araba ya da ev değişikliği söz konusu olacak. Onlar da baş ağrısı, sinüzit. Ön planda bu hafta en büyük sorunumuz bununla alakalı olabilir. Bir de ailede çocuk rahatsızlığı gündeme gelebilir. Dikkat diyoruz. Özellikle dikkat diyoruz. Yengeç mi geliyor? Evet. Yengeçler bu hafta uçak modunda, araç modunda, her yere gitme kafasında bu yengeçler. Çünkü dinlenme ve çok para kazandığımız dediği döneme giriş yaptılar. Aslında paraları yok ama hayallerinde çok paraları oldukları için bu yengeçler habire seyahat kafasındalar. O yüzden lütfen kendinize gelin yengeçler. Çok fazla zaten 2017'yi çok tembellikle geçirdiniz. Artık 2018'e giriş dönemine geliyorsunuz. Bu yıl plan ve program yaptığınız sürece size iyi kazançlar var. Bir de boşanma ya da ayrılık süreci gündeme gelecek. Bir ayrılık kararı vereceksiniz. Biraz üzülüp sonrasında doğru aşka yelken açacaksınız. Sağlık olarak da mide hassasiyetiniz, böbrek ağrılarınız gündeme gelebilir ve elde uyuşmalar, kalbe dikkat edin diyorum. Ama dinamik bir yıla giriş yapacaksınız. Doğru yatırımlar yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Aslanlar, para. Bu dönem onların para plan dönemi. Yani aslanlar kaybettiği her şeyi yeniden toparlamaya karar verdikleri bir hafta. Çünkü onlarda bazı çözülmesi gereken, geçmişte alacakları bazı paralar var. Bunlarla bütün bir iş yapmak istiyorlar. Evet, doğru haftaya başlangıç yaptınız. 2 hafta sabırlı olursanız gerçekten işiniz ve çevrenizi iyi oturtacağınız, yeni insanlara konsantre olacağınız bir hafta geçireceğinizi görüyorum. Aslanlarda şu var, ben her şeyi başarırım. Evet, aslanlar sizin başarma döneminiz, uyanma döneminiz, hayata tekrar ben varım dediğiniz bir aslan dönemi başlıyor. O yüzden keyifli iş başlangıçları, doğru yatırım ve para birikim dönemleri, özel hayatları askıda kalacak. Bu hafta özel hayat çok umurunda olmayacak çünkü onlar paraya takıklar. Sağlık olarak da en önemli şey damarlar, varis, ayak damarlarla ilgili sıkıntılar yaşayabilir. Aslanların bu sağlığını dikkat etmesi lazım.
Başaklar, yeni evlilik yaptı bu başaklar. Yani yeni bir başlangıç, yeni ilişki, yeni iş, yeni ortaklık, yeni bir süreçteler. O yüzden onların 2 ay çok stresli bir dönemi olacak. Ama bu hafta sadece sistematik kurallar konulacak. Mesela onlarda da aksilik imzalar gecikebilir. Yeni yaptıkları sözleşmelerde aksilikler olabilir ama bu haftayı atlattıktan sonra verimli bir haftaya giriş yapacaklar. Biraz bunlarda göz problemi, dikkat kaybı ön planda olabilir başakların ama en önemli şey bunlarda sürpriz, yeni hediye, yeni doğum, yeni oluşum süreçleri ve haneye mutluluk ve bereket haftası başladı. O yüzden başaklar kötü evreyi geride bırakıyorlar, hızlı ve verimli noktaya geçiş sağlayacak. Onlarda boyun fıtığı, bel fıtığı sıkıntıları olabilir bu hafta. Dikkat edilsin diyorum başaklar için. Terazi. Geçmişi kurcalamaktan bırak artık terazi. Geçmiş geçmişte kaldı. Yani sen hep geçmişte nereye kadar yaşayacaksın? Geçmiş ilişkin, geçmiş işin, geçmiş araban, geçmiş evin. İşte ilk önce bu geçmişi bir kenara at. Yeni olacaklara konsantre olursan 6 ay senin için çok verimli bir dönem. Ama yine aynı hataları yaparsan parasız, işsiziz ve düzen problemleri yaşıyor. O yüzden ikizlerin en büyük problemi geçmişi bırakacaklar. Yeni hayata konsantre oldukları zaman her şey daha verimli ve daha aydınlıklı olacak. Terazilerde takıntılar bitmiyor. Bu takıntıları bir psikolog, bir yardımcı danışman, yoga, meditasyon, terazi için özellikle bu hafta iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü plansız hayatları artık planlı bir programlı sisteme geçerse 6 ay çok bereketli noktada. Akrepler, çevrede gereksiz insanları çöpe atın. Artık gerek yok. İyilik yaptığınız herkesten zarar gördünüz. Artık iyilik döneminiz de bitti. O yüzden bu hafta insanları temizleme ve çöpe atma, yeni insanlara konsantre olma, yeni başlangıçlar haftanız. O yüzden bence evinizi değiştirmeyle başlayın, işinizi değiştirmeyle başlayın. Çevrenizi zaten temizlediniz. Onlarda da şu var, siyasi düşünceler ya da siyasetle ilgili yaptığı planlar varsa 2018'in Mart'ından sonra daha verimli olacak. Bence başaklar uyandı, akrepler uyandı. Belki toprakların etkisinden dolayı biraz dengesizlikler, Başak Burcu'nun verdiği bir etkiden dengesizlikler yaşayabilirler. Ama verimli haftada onlar için. Yatırım haftası, özellikle deniz gören bir ev almak istiyor akrepler. Buyurun alın, doğru zamandasınız diyorum. Yay. Yayların hissiyat enerjisi çok fazla tavan yapacak, ya rüyaları ya hissiyatı en tavan yaptığı dönem. Aslında 2015'ten yaşadığımız bazı kaoslar yavaş yavaş iyileşme dönemi. Bu hafta siz yeni işe değil de kendi yarattığınız işlerden kazanç, internet olur, global hayat olur, ticaret olur. Ne yapmak istiyorsanız doğru bir anlaşma döneminiz. Kendi işinizi yapın ve büyük bir başarı sağlayacaksınız. Özellikle ağızda aflar, dişte sorunlar olabilir yay burçlar için. İlişkide, evet, şu anki giden ilişkiyle ilgili bitmeyecek ama çok da sizi mutlu eden bir ilişkide değilsiniz. O yüzden geçici, böyle devam etme kıvamında yaşadığınızı dönüyorum. Evet, oğlaklar. Evet, yorgun bir haftayı geride bıraktık. Yeni projelere imza attığınız hafta, yeniliklere açık olduğunuz bir dönem ama siz oğlakların bu sene 2017 Eylül'ünden bu yana hep nazar, kötü enerji, yorgunluk, halsizlik, bitme dediğimiz süreci çok fazla yaşadıkları için oğlakların inanç hayatı daraldı. Yani Allah'la ilgili inanç değil de hayata karşı inançları çok daraldığı için, yani elimi ne atsam kuruyan noktada dedikleri bir oğlak yaşıyoruz. Özellikle bu hafta da böyle geçecek. O yüzden bence dinlenin, bir sakinleşin. 2018'in Ocak 21'den sonra sizde hızlı bir değişim olacak ve bu değişim hem aşk hayatınıza hem yeni hayatınıza oluşumlar sağlayacak. Oğlakta şu var, sevgilisi var ama flört etme enerjisine girdi oğlaklar bu ara. Herkesle flört etmeye de, kadın erkek ayrımı yapmıyorum, flört gözü. Çünkü kendini bulma dönemi yaşadıkları için bırakın flört edin ama yanınızdaki sevgiliniz doğru diyorum. Kovalar, ufak tefek ev arızaları çıkabilir. Evde gereksiz televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi bozulabilir. Yani elektronik araçlarınız bu dönem çok fazla yıpranabilir. Yeni eşya alma kafasındasınız, yatak odanızı değiştirme kafasındasınız. O yüzden kovalar her şeyi yeniden, evi yeniden değiştirecek, huzur bulmak istiyor. Çünkü yaşadığı alan onu çok daralttı. O yüzden kovalar, bende yeni ev onlara çok uğurlu ve bereketli gelecek. Hatta miras olayı var. Özellikle 2018 sonuna kadar bu miras olayları devam edecek. Onlarda da para var ama şu an onlar, hani
varlıkta yoksulluk diyoruz kovalara. Aslında varlıkları var ama yoksullar şu dönem. Çünkü yatırım dedikleri şeyleri bir türlü halledemedikleri için para evreleri daraldı. Onlar da bir hafta sonra biraz parasal evrede rahata, mahkemelik olayların biraz daha Ocak, Şubat, Mart evresinde daha hızlı değişeceği. Evet, para, aşk hayatlarında da ikili ilişkileri bir türlü başaramayan bir kovalar var. O yüzden hep ikili ilişkilerde şanssızlıklar yaşıyor. Yeni dönem için biraz daha vaktiniz var. Bu hafta balıkların hasta haftası. Grip, nezle, orgunluk, boğaz, burun, her naz, işe, okula gitme, işe gitme, her şey böyle bir yatma haftası. Bu hafta bol bol yatayım diyorum balık burçlarına. Çünkü haftaya çok yoğun bir tempo başlayacak. Yeni projeler, hatta eğitim kariyeriniz için yurt dışı planlarınız var balıklar için söylüyorum. Balıklar, bu hafta yattınız, o bir hafta çok yoğun bir haftanız. Bütün çözmeniz gereken her şey birikti, birikti, birikti. Artık biriktirme döneminiz bitti. İyileşmeye de başladınız. İlaçlarınızı da aldınız, dinlendiğinizde evde bol bol televizyon da seyrettiniz, internete de girdiniz. Şimdi geçmiş haftayı tazeleme dönemimiz var. Aşk içinde kırgın olduğunuz kişinin size geri adımı, mutluluk dönemi olacak sizin için, aşk için. Sadece ve sadece anneye gereksiz bağırmalarınız var ya da aileye gereksiz bağırmalı. Bunları bir sindirirseniz balıklarda rutin hayata geri dönme için haftayı bekliyoruz. Sevgiyle kalın, haftaya görüşmek üzere.